İyi akşamlar herkese. Fikir yongaları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Neptün Emel Kosi'yi davet ediyorum. Merhabalar, iyi Hocam, akşamlar. merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız? Çok iyidir, sizi gördük, daha iyi olduk diyelim. Bir mukabele. Hocam sesim nasıl bu arada? Ses güzel, benim sesim nasıl? Gayet net, gayet net. Sadece şunu ayarlayayım. Tamam galiba. Sevgili izleyiciler, dostlarımız, kardeşlerimiz... Fikir yongaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam çok değişik konuları bir arada işleyeceğiz. Değişik ve ilginç konuları. Bunların içinde size aşina olanlar olacak. Fakat bunların yeni gelişmeleri var. En yeni gelişmeler. Hep beraber birlikte yakın geleceğin çehresini kestirmeye çalışan kimseleriz. Yani yaptığımız iş bundan ibaret. Nereden başlıyoruz? Emel. Hocam ses az demişler ama yani kimin sesi az? Benim kimin sesim sesi az? Az hocanın sesi mi? Ben iyi duyuyorum. Ben de sizi net duyuyorum hocam. Benimki çok azsa. Yok, duyuyorum. Ben duyuyorum. Tamam, Benim de iyiyse. Biraz böyle konuşayım bakalım belki. Tamam. Tamam. Bakarız ona. Evet. Tamamdır. Herkese tekrar iyi akşamlar diyelim. Çok güzel notlarım var benim de önümde bugün. Konu başlıkları da harika. Evet. Hocam yani böyle direkt beyin yiyen amip diyeceğim ama ilk Evet. konu amipten başlayalım isterseniz. Tamam, çok popüler son zamanlarda. Her tarafta hatta bilim dergilerine, değişik gazetelere, yani değişik disiplinli medya organlarına bakıyorum. Her tarafta ilk şeylerde geliyor. Hakikaten öyle. Evet, aynen öyle. Bu arada şey sordum hocam. İzmir'de hala siz yazı mı yaşıyorsunuz? Evet. Amip'ten önce Şu onu anda kapılar pencereler açık. Kısa kollu tişörtle oturabildiğim düşünülebilirse. Oo çok güzel. Bir Harika. Bir işaret daha var. Evin kedileri, yani bahçedekiler değil, evin kedileri akşamları içeri girmeye pek hevesli değil. Geceleri içeri girmeyi pek istemiyor. Onu istemiyorlarsa soğuk ve serin yok demektir yani. Daha başlamadı demektir. Evet. Sonbahar gelmedi oraya. İstanbul çok güzel oldu. Bugün bayağı Ayrıca hızlı yağmurlar. Evet, ayrıca kirpiler kedi maması yemeye devam ediyorlar. Onlar çok küçük Evet öğütler, evet. belli oluyor. Gördüm, şahaneler. Hepsi bir arada çok güzel görünüyorlar. Kaplumbağalar ise bir ara hava serinlemişti. Kaplumbağalar böyle kış uykusuna yatacak gibi yapmıştı. Sonra birden sıcak geri dönünce şimdi onlar da far yaptılar. Yani böyle hayat devam ediyor diyelim. Sizin bahçe ortamınız harika zaten. Evet, Ne apartman isterseniz bahçesi. var şahane. Şanslı, hayvanlar için şanslı bir bahçe. Evet. Siz de öyle şanslısınız hayvanlarla. ya İstanbul bugün acayip de hocam. Efendim? İstanbul'da bugün acayip bir yağmur vardı. Hızına yetişilmeyen bir yağmur vardı. Çok şükür diyelim. Hava böyle gayet gri, bulutlu, serin, esiyor. Lodos'a bayılırım zaten biliyorsunuz. Çok iyiydi hava. Aman nazar değmesin. Güneş açmasın. Yani isteyenler varsa ne olur dua etsin ama ben pek güneşle aram olmadığı için böyle bulutlu, yağmurlu falan hoşuma gidiyor. Çok Evet, iyiydi yani. ama bizim bahçedeki kediler öyle şey sevmiyorlar. Ben hatta biliyorum, onların kışlık evleri var. Şimdi sundurmanın altında kışlık evleri var. Böyle gündüz vakti dışarıda gezeceklerine, sağanak yağmur yağdığında bütün takım kutulara girmiş. Böyle beklediklerini bilirim. Evet, Öyle sevmezler. öyle. Kediler yağmuru sevmez.
sevmezler, sevmezler. Onlar için istemiyorum zaten ben de. Yoksa böyle gri hava iyi geliyor aslında. Evet. Sevgili dostlar da geldiler zaten. Artık yavaş yavaş katılıyorlar, sağ olsunlar. Şimdi hocam beyin yiyen amip dedik. Kedilerden sonra, kirpilerden sonra. Tamam. Dediğiniz gibi hocam bayağı bu aralar yine gündemi meşgul ediyor. Çünkü neden? Şimdi nedir bu beyin yiyen amip? Nasıl, nereden geliyor, nasıl bulaşıyor, nasıl bir süreçte ilerliyor? Böyle kısacık ondan bahsedeyim. Genellikle işte çamurlu sularda, gölde, nehirde, durgun, tatlı sularda falan ve yüzme havuzlarında görülüyor. Evet. Bu sularla işte yüzen, yıkanan, temas eden insanlara öncelikle ağız yolundan bulaşıyor. Ağız yolundan giriyor. Ardından tabii buradan koku alma kanalına giriyor. Koku alma siniri yoluyla da beyin omurilik sıvısına erişiyor ve tabii oradan da beyne çıkıyor, yerleşiyor. Ve belirtileri arasında da yüksek ateş, işte baş ağrısı, göz ağrısı, bulantı, kusma ve küçük küçük okumaya götüren şuur kaybı baş gösteriyor. Ve evet. Kişi o kadar hızlı ilerliyor ki hocam, kişi bir hafta içerisinde şuur kaybından sonra komaya giriyor, o bir hafta içerisinde vefat ediyor. Bu kadar hızlı ilerliyor. Şimdi bu amip 30 derecede aktif hale gelebilen bir patojen. 45 dereceye kadar dayanıyor fakat eğer bulunduğu bölge 30 derecenin altındaysa sadece yani yok olmuyor, ısınma yükselmesini bekliyor. Yani böyle bir yok olma olayı da yok maalesef. Şimdilerde tabii biliyorsunuz bu küresel ısınma sebebiyle bu amiplerin işte tüm dünyaya hızla yayılacağını belirten söylemler çoğaldı. Küresel ısınma var. Artık güneyden değil kuzeylere kadar çok hızlı yayılacak ve evlerinize kadar girecek falan denilen böyle başlıklar atılıyor. İlerleyen süreçte vaka sayılarının çok artacağı söyleniyor. Şimdi bu yine gündeme geldi dedik ya hocam, bu konuyu araştırırken baktım 2 sene önce Türkiye'de çok bildik ana kanallardan biri, hatta çok bildiğimiz bir haber ajansı bir haber yapmış ve YouTube'da da var bu. Başlığı da yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin diye bir başlık atmışlar. Evet. Evet. Direkt bu amipten bahsediyorlar. Bunun tıptaki adı da Nadleria fowleri bu arada. Bu sene çıktı bu. Amerika'nın Texas eyaletinde 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Aslında The Guardian gazetesinin haberini söylüyorum şu anda. Bu gazeteye göre Amerika bunu biraz daha örtbas edecekti, gizli tutacaktı. Ama vaka sayıları öyle arttı ki işte tekrar Texas'ta bir çocuk, Arizona'da, Iowa'da arka arkaya vakalar belirdi. Doğal olarak The Guardian'da bunu yazmış, artık saklayamadılar ve haber yayıldı diye. Tabii bu ölen çocuğun, 9 yaşındaki çocuğun ailesinin de bir beyanı oldu. İşte biraz hükümetle ilgili herhalde sıkıntıları da vardı. Bayağı bir suçlamalar falan getirmişler. Biraz farklı. Ve şeyi söyleyeyim hocam, bu Nadleria fowleri'ye benzeyen başka bir amip daha var aslında. O da yine beyinde, yani menenjit hastalığına yol açıyor. Beyinde lezyonlara yol açıyor. Belirtileri de bir nevi aynı. Sadece ölüme sebebiyet vermiyor ama beyinde lezyonlar oluşturuyor. Tabii bu da hani öldürmüyor ama halk tabiriyle hani öldürmüyor, süründürüyor anlamında pek çok hastalığa, rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Bunların da işte bu küresel ısınma sebebiyle ilerleyen süreçte çok fazla vaka sayılarının artacağını söylüyor uzmanlar. Ve özellikle diyorlar ki, hani şu sizin yeni bir tabiriniz var ya hocam, korku obur. Evet. Biraz ona da herhalde işaret ediyorlar. O kesin. Bak, o kesin. Neden biliyor musun? Baktım sayılara,
o kadar düşük, az, o kadar az sayıda, şimdi düşünün 300 milyona yakın bir insan yaşıyor bu ülkede. Tabii her taraf değişik iklim, büyük ülke. Hadi tamam, Texas, Nebraska tarafları daha sıcak diyelim, orası tatlı su, daha fazla tatlı su. Evet, Gerçi evet, yukarıda da evet. göller bölgesi var ama temperatür tutmuyor. Şimdi ben şöyle görüyorum. Korku obur terimini türettim ya, hatta program da yaptık. Evet. O korku obur zatlar, daha doğrusu insanlara korku vermek için abartılıyor. Yani şu anda böyle bu kadar basında, medyada yer almasını gerektirecek bir tehlike yok. Çok az sayıda insanlar, çok yazıktır, Allah rahmet eylesin tabii ki, çok az sayıda insan öldü. Daha henüz bizim ülkemizde bilinen saptanmış vaka var mı? Böyle bir şey bilmiyorum. Su şeyden Ben de bilmiyorum. geçmiyor. Yani insandan insana geçmiyor. Su içtiğinde geçmiyor. İçinde amip olsa bile geçmiyor. Ama Ancak geçiyor. burundan Ağızdan, girmesi burundan. lazım. Evet. Bence abartılıyor bu kadar haber yapması. Bak bu şeye benziyor. Ben hayatım boyunca bilim ve teknik dergileri aldım. Ozon tabakasıyla yattık kalktık biz bir zamanlar. Yani 80'li yıllarda ozon ölü, eyvah şu kadar eksildi, bu kadar eksildi, her an kavrulacağız, mahvolduk, yandık, öldük. O spreyler var ya, fıs 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 sıkıyorsunuz. İşte o ozon tabakasını mahvetti. Sonra birden ozon lafları bitti. Aradan bir sene geçti. Şöyle bir laf çıktı. Ya işte çok güzel oldu. Ozon tabakası kendi kendini tamir etti. Şimdi Aynen öyle. bu da yalandı. Yani ozon tabakası, hayır şimdi bakın, doğruyla yalanı karışık verecekler. Hepsi yalandır, asılsızdır, tehlikesizdir demiyorum. Sadece abartısı çok. Bir de iklim şeyiyle, yani iklimden şöyle insan, daha doğrusu şöyle söyleyelim. İklim değişiklikleri bir dünya üzerinde, onu ayrıca işleyeceğiz önümüzdeki programlarda. İklim değişiklikleri dünya üzerinde her zaman oldu. Son buzul devri yok muydu? Bir yerler dondu demek ki, değil mi? Sonra orası erimedi mi? İşte 12 bin, 15 bin sene önce falan. 12 bin diyelim. 12 bin yıl önce falan. 12 bin yıl önce sprey sıkanlar mı vardı? Yoksa arabanın egzoz gazları mı vardı? Hiçbiri yoktu. Yani söylemek istediğim şu. Evet. Dünyada böyle ısının değişme döngüleri var ama bunlar insan yapısı değil. Sanki insan yapısıymış gibi gösteriyor. Bunu ayrıca işlemimiz üzerinde çok durmayalım. Geçelim yani diğer konuya. Yani Evet. abartılar var, abartıları konuşacağız zaten. Tabii, yani bunda bile şey deniyor, mesela ileride bir sel durumunda ne olacak deniliyor? Bu amipler evlerinize kadar girecek, yani o şekilde Girecek ki zaten. yüzme selde kardeşim, selde yüzmezsen o kadar basit yani. Evet. Evet. Burada hemen bir tane kitap tavsiye edeyim mi hocam? Tabii. Tamamen bu konuyla ilgili, bu beyin yiyen amip ve hani nasıl bir koma ve ölüm sürecine götürüyor, ne detaylar var ve gizli detaylar da var. A Single Swim adında bir kitap. Türkçe'ye çevrildi mi? Çok özür diliyorum izleyenlerden. Ona bakmadım ama çevrilmiş Tamam, ama olabilir. şey yaparız. Bu kitabın ismini bu programda bahsedeceğimiz filmlerin listesini verirken kitabın ismini de veririz. Çok iyi olur. Çünkü Tamam. ölen bir çocuğun ailesiyle ilgili ve o süreçlerle ilgili bütün bilinmeyen detayları anlatmışlar. Çok da önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tamam. Hocam, başlıklar yani inanılmaz gündem. Zaten gün geçmiyor ki yeni bir şey dinlemeyelim, duymayalım, okumayalım. Yani beyin yiyen amip dedik. Bir de şimdi yeni gübrelerden, Evet. yeni Hayır, gençler. Amerika'dan ayrılmadan önce Amerika'da Evet. devam ediyoruz, değil mi? Tamam. Amerika'dan gidiyoruz. Evet, hep Amerika'da çıkıyor bu aralar. Yeni gübreler cesetlerden mi elde edilecek diye bir soru, başlık bomba gibi düştü, Evet. biliyorsunuz. Tabii Şimdi hani evet. ölülerden gübre mi ya da işte cesetlerden mi falan deyince, böyle söyleyince korkunçluğun ötesinde böyle o dehşetin içinde gibi hissettiriyor, değil mi? Yani cesetlerden gübreler. Evet, şimdi şöyle bir yıl kadar önce İngiltere izin vermişti isteyen
kendi cesedini gübreleştirebilir diye. O zaman biz fikir yongaları programında konusunu etmiştik. Şimdi Amerika bu sefer Washington eyaleti valisi imzaladı, imzayı bastı. İsteyen çeşit çeşit argümanlar var. Bakın bu argümanları soğukkanlı şekilde biz de konuşalım. Şimdi Amerika için konuşuyoruz. Kendinizi koymayın onların yerine. Biraz o kıtanın insanını, oranın enerjisini, oranın işte gidişatını kabul edin, yani o oradaymış gibi. Şimdi insanların %50'den fazlası zaten kendini yaktırıyormuş Amerika'da. Yani gömme çok azalmış, yani yarıdan fazlası kendini yaktırıyor. Külü var, hatta filmlerde sürekli onu görürüz değil mi? O kül bir nehre atılır, bir yere atılır, bir hediye verilir, bir yerden bulunur. Evde saklanır. Çeşit çeşit. Sahneleri değil mi? O urne denilen vazo gibi şeyin içerisindedir. Evet, ölüler evlerine götürürler. Yani sayısız film sahnesi hatırlıyoruz. Oradan biliyoruz. Şimdi bakın gübreleştirmenin çevre dostu olduğu falan söyleniyor. Biraz tabii buna bir istihza şeyi var. Bir de çiftçilerden şey yapıldı deniyor. Yani çiftçilerden esinlendi. Çünkü çiftçiler bir hayvanları öldüğünde onu ağaçların yakınına gömermiş. Yani bu öldü, boşa gitmesin. Bedenindeki şeyler, kimyasallar, işte gübre, yani gübreleşecek ya toprakta. Toprakta ağaca güç versin. Yani o da ağacın yapısına katılsın şeklinde. Şimdi hatta izin yok. Yani bir sistem varmış. Böyle bir silindir şeklinde bir tahta, içinde fidanlar var. Ceset içine konuyor öyle silindir şeklindeki şeyin. O fidanlar yavaş yavaş cesetten beslenerek ağaç oluyorlar. Evet. Öyle bir sistem var. Ama tabii kanunen izin yok. Yalnız Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da ağaçların hemen dibine gömüyormuş insanlar şeylerini. Yani öyle bir adet uzun yıllardır devam eden öyle bir adet varmış. Bir de şöyle esprisi var. Mesela yakında göreceksiniz, bir filmi de yapılacak. Biz demiştik demeye gerek yok. Bunun filminin yapılmaması mümkün değil. Bunun filmi yapılacak. Biz de vay be, bak konuşmuştuk. Yapılacak demiştik. Yapıldı sonunda. Yani birisi çiçekleri çok seven sevgilisine, öleceği de çok kesinleşmiş birisi, yani kanser hastası, bir şey hastası, kendini gübreleştirip ona hediye olarak yollatacak. Kadın ama bilmeden kullanacak mesela bir süre. Fakat sonra bir şekilde ortaya çıkacak. O çiçeklere başka türlü bakacak. Film senaryoyu hazırladık. Buradan bizi dinlesinler. Alıp filmini yapsınlar. Ben hemen anında senaryoyu şey yaptım zaten. Sen bu konuda bir şey söyleyecek misin? Evet. Ben bir film örneği vereceğim. Sadece şunu ekleyeyim hocam. Sizin dediğiniz gibi zaten bu Washington'da yasallaşan, imzalanan alternatif gömme diyelim işlemine göre hayatını kaybeden kişinin bedeni böyle yonca, çim, saman, talaş gibi bir takım doğal maddelerle beraber böyle bir küvet benzeri bir konteynerin içine konuyor. Ve yaklaşık 30 gün kadar bekleniyor. Ondan sonra hani 30 gün içerisinde o mikrobiyal aktive oluşuyor tabii, biliyorsunuz. Toprağa dönüşüyor her şey. Böylelikle de cenazenin ailesi bu toprakla bir çiçek veya ağaç dikebilir diye bu süreci yasal hale getirdiler ve şimdi diyorlar ki bu Mayıs'ta oluyor. Çok hızlı bir şekilde şimdi de Colorado eyaletinde bunu gerçekleştireceğiz ve bunu tüm dünyada hızlı bir şekilde yayacağız. Evet, dediğiniz gibi işte çevreci bir gömme, yok etme, yok olma ya da işte onun anısına bir çiçek, bir fidan, bir ağaç yetiştirme kampanyasına da dönüşecek gibi görünüyor. Ama şöyle düşün, küllerini
bir nehre atmakla gübresini saksılara koymak arasında ne yönden, hangi tercih yönünden nasıl bir eksiklik var? Yani birinden diğerini, yani külü suya atmakla gübreyi saksıya koymak niye biri diğerine göre çok Neden? Neden evet. Biliyor musunuz hocam? Bu şirketin Recompose adı verilmiş. Bu evet. Alternatif gömmeye, yani yeniden oluşturma gibi. Bu şirketin CEO'su da Katrina Speight diye bir kadın. BBC'ye bir konuşma yapmıştı. Kadın diyor ki, bence bunu 3 yıl önce aklıma gelen bir fikirdi. İşte bir an, yani çok uzun bir zaman daha doğrusu, hep bu şeyleri düşünürmüş. Diyormuş ki, ben ölünce ne olacak? Ömrüm boyunca beni, bana ev sahipliği yapan, beni barındıran bu gezegen bana verdiklerini, gezegene bana verdiklerini ben geri verebilir miyim? Yoksa sadece yok olup gideceğim mi, hiçbir şey kalmayacak mı gibi gibi. Ve sonra da geldiğimiz noktadayız diye bir röportaj verdi bu Katrina Speight. Ve aynı zamanda da şunu eklediler hocam, hani nehre döktün. Külünü yok oldu gitti, ama bu şekilde, ya bunu tırnak içinde söylüyorum. Burada söylenen bir çiçek, bir ağaç gübresi, yani yetiştirmek için gübre haline getirmek. Ama ben bunun belki şu an yapılıyor, belki yapılacak. Ben bunu tarım alanına da taşıyacaklarını düşünüyorum. Yani işte düşünsenize hocam, ne kadar korkunç değil mi? Yani yenilecek olan sebzelerde, meyvelerde ne düşünürseniz, yani bilmiyorum, bunu düşünmeden edemiyor insan. Gıdalara da yansıtacaklar o zaman bunu. Bir de bunda diyorlar ki, bu yöntem sayesinde karbon salınımını yakmaya oranla 1.4 ton azaltacağız diyorlar. Yine geldik karbona. Halbuki hani o konteyner... Onu ayrıca, karbon ayak izini ayrıca konuşacağız. Evet. Ayrıca konuşacağız. Böyle yaklaşık zaten bir insan da iki el arabası kadar bir gübre oluşuyormuş bir insan bedeninden. Karbonla bağlantılı kuruyorlar. İşte küresel ısınma, çevre, şuydu, buydu falan derken işi herhalde cesetleri gübre olarak kullanarak işi tarıma da yaydılar ya da yayacaklar diye de insan düşünmeden edemiyor yani hocam. Ve son bir şey ekleyeyim hocam siz filme geçmeden. Bunların bir web siteleri var. Buraya notumu almıştım. Recompose.life isimli. Merak edenler varsa recompose.life'dan girip bakabilirler. Bu gübre hepsinin başlıkları var, bir menüleri var. Her şeyi anlatıyorlar orada. İnanılmaz. Ve şunu yazmışlar hocam. Bu yöntem diyor, sevdiklerinizin vücudunu toprağa dönüştürmek için insan gübresi sunan lisanslı bir yeşil cenaze evidir. Sizinle empati kurarak, sizi önemseyerek saygılı bir hizmet anlayışımız vardır. Bir ölümün gerçekleşmiş olması veya ölüm anında bize çekinmeden şu numaradan ulaşabilirsiniz diye eklemişler. Bak, daha uzun uzun yazıyor. Ama işte, kapitalizm bunu değerlendirir tabii ki. Tabii ki. Evet. Buyurun hocam siz. Filme geçelim. Şimdi 1973 yılında yapılmış bir film var. Ben 75'te gördüm onu. Soylent Green ismi. New York'u görüyoruz. Bütün dünyada acayip bir çevre sorunu olmuş. Bir gıda felaketi yaşanmış. İnsanlar açlıktan ölmüşler bir süre. Sonra Soylent diye bir firma demiş ki, denizdeki planktonlardan biz çok besleyici proteinli bir kurabiyeler yapıyoruz. Bedavada dağıtacağız, korkmayın. Kaliteli yemeklerle besleneceksiniz diye işte millete onları veriyorlar. Şimdi bir polis var. Tabii böyle New York çok acayip, hep sıcak sıcak, insanlar böyle bezgin vaziyette, sıcak olduğu için yatak yorgan çok fazla lazım değil. İnsanlar sokaklarda, merdivenlerde falan çok, bir de New York'un nüfusu 40 milyon. 40 milyon olmuş. Bir polis bir cinayeti araştırırken
O Soylent Green denen Soylent firmasının yaptığı besleyici kurabiyelerin nereden geldiğini buluyor. Fakat nereden geldiğini buluyor. O da insanlardan, ölen insanlardan işte gübre yerine o kurabiyeleri yapıyorlar. Gönüllü olarak ölmek istersen, o zaman sana nostalji olarak artık dünyada olmayan hayvan alemini, tropik iklimleri, dünyanın daha iyi zamanki resimlerini gösteriyorlar. Sen o ilacı alıp ölürken bir de şey yapıyorlar, güzel müzikler dinletiyorlar. O şekilde gönüllü ölme, Şimdi gönüllü kurabiye yapma firmaları var. Ama tabii filmin son sahnesinde ortaya çıkıyor. İnsanlardan yaptıkları maddeyi gene insanlara yedirdikleri. Bu film hangi yılda geçiyor biliyor musunuz? 2022. Evet. 70'le Bu yapılmış. detayı 22 hiç yani 50 unutmam yıl, ya. 50 yıl sonraya, 50 yıl sonraya işte 50 yıl sonra böyle bir şey hayal etmek şeklinde ama 50 yıl geçmiş yapıldıktan. Biz de şimdi insan gübresini konuşmuyor muyuz zaten? Tam da o Evet. yıldayız. 2022 çok ilginç. Tabii bu bütün film listelerini her şeyi yazacağız. Kitabın Tabii ismini, tabii tabii. listeleri falan hepsini. Evet. Tabii Bu tabii paylaşırız. şimdi bir, aynı bu sivrisinek hikayesi yani sivrisinek hikayesine geliyoruz. Sivrisinek hikayesini şeyden daha fazla önemsiyorum. Bu amip biraz daha henüz sayısı az. Tabii ileride ne Aynen olur ısıtıp bilmem ama bitiriyorlar onu. Evet. biyolojik sivrisinek yani GDO'lu sivrisinek çok önemli ve büyük miktarda da salınmaya başlandı. Değil mi? Maalesef, maalesef, maalesef. Tam da hocam dün akşam saatlerinde bir Amerikan haber portalında bir haber okudum. Güney Kaliforniya'ya 10 yıl önce gelip şimdilerde dünyaya yayılan ve diyor ki ayak bileğine aç. Türkçesini söyleyeyim. Yani ayak bileğine aç olan bir tür sivrisinek istilası şeklinde diye bir haber yapmışlar. Ayak bileğinden ısırıyorlar ve diğer normal işte yabani diğer türlere göre daha hızlı ve daha agresifler. İşte onlar bir kere ısırıyorsa bunlar arka arkaya deli bir şekilde ısırıyor ve çok agresif bir şekilde ve sivrisineklerin diyor genel olarak türlere baktığımızda bunların bir sabah çok erken işte bir öğleden sonra bir de akşam saatleri diyor günde 3 rutini vardır, 3 öğün rutini vardır. Bunlara hiçbir şey sökmüyor diyor. Bunlar istedikleri zaman bir rutinleri de yok. Tamamen işte insan kanıyla beslenmek için bir kez değil defalarca çok hızlı bir şekilde ısırıklar gerçekleştiriyorlar. Çok agresifler diyor. Ve özellikle bu şu sıralar yine Amerika'ya gidiyoruz hocam zaten. Yani o işte amipler, patojenler Arizona kuyularına atıldı, oradan çıktı, çıkarıldı falan dediler. Yine Güney Evet. Amerika. İşte ölüler, şunlar bunlar. Şimdi geldik sivrisineklere yine Amerika'da. Ama birazdan Kolombiya'ya da geçeceğiz. Kim diyor bunu? Los Angeles'ta bir müfettiş CBS'e verdiği bir röportajda demiş ki böyle dinlenmek için. Bu birkaç gün önce olan bir şey. Röportaj dün akşam saatlerinde haber olarak vermişler. Dinlenmek için dışarıya çıktığınızda, işte yürüyüş yaptığınızda, spor yaptığınızda, pikniğe gittiğinizde veyahut evinizin verandasındayken her an ayak bileğinizden sizi ısırmalarına maruz kalabilirsiniz. Çok dikkat edin. Çünkü diyor bu böcekler sarı sivrisinekler, sarı humma ve zika gibi hastalıkları yayma yeteneğine sahipler ve diyor özellikle Batı Nil virüsü taşıdığına inanıyoruz. O yüzden inanılmaz tehlikeli. Dikkat edin demiş. Nasıl dikkat edeceksin? Bunun açıklaması yok. Bir de tabii şimdi Bill Gates'in gate.com diye bir kendi notlarını yazdığı bir web sitesi var, blogu var. İşte Evet. biliyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili birkaç tane orada notu ve videosu vardı.
Bunlardan birinde diyor ki, hemen buraya not aldım onu. Böyle biraz da sarkastik bir yaklaşım gibi geldi hocam. Tabii, o bir hatta şımarıkça, biraz şımarıkça bile diyebiliriz. Evet. Evet. Diyor ki orada, Kolombiya Medellin'deki iki katlı bir tuğla binanın içinde bilim adamları milyonlarca sivrisinek üreten o kasvetli, karanlık, bunaltıcı, karanlık yalnız tırnak içinde laboratuvarda uzun saatler çalışıyorlar. Böceklerin her ihtiyacını karşılıyorlar, sıcaklığı doğru tutuyorlar ve onları bol miktarda balık unu, şeker ve tabii ki kanla besliyorlar. Daha sonra Kolombiya nüfusunu hasta etmek ve öldürmekle tehdit eden dank humması ve diğer virüsleri taşıyabilen vahşi sivrisineklerle üremeleri için bu bilim adamları onları ülkenin dört bir yanına salıyorlar. Ve altında aynen şunu yazıyor: bu bir Hollywood yazarının korku filmi planının başlangıcı olabilir ama değil. Bu fabrika gerçek ve salıverilen sivrisinekler yerel halkı da korkutmuyor. Ne münasebet. Aynen böyle yazmış hocam yani. Evet, Kavle. Ne münasebet. biraz şımarıkça bile yani, evet. Aynen. Aslında diyor, milyonlarca hayatı kurtarmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyorlar. Asla farklı bir şey düşünmeyin diye bir işte o iddialara yönelik böyle bir giriş yazısı var o konuyla ilgili. Bak, gelen yorumlardan bir tanesi, bu yaz bahçede çok acayip ısıran sivrisinekler vardı ve çok acı veriyordu diyor. Yalnız tabii şöyle söyleyeyim, ben İzmir'in Balçova semtinde alt katta bahçeye çok yakın bir yerde oturunca orada yakarca, yani sivrisineğin daha bir üst, böyle iki pırpırı daha fazla olan bir türü var yakarca ve şeyden, sineklik telden de geçebiliyor. Aa, Yani öyle mi? sineklik tel durduramıyor onu, daha küçük. Fakat ısırdığında acayip kaşınan, kocaman kırmızı böyle sivilce yapan ve o sivilcenin 4-5 gün kolunuzdan gitmeyen ve sık sık kendini hatırlatan bir macerası oluyor. Biz Evet. işte yakarcalarla bayağı antrenman yapmış vaziyetteyiz. Yalnız herkese buradan bir şey söyleyeyim, bilmeyenler için pratik bir çözümdür. Portakal yağını bir sprey şişesinin içine koyacaksınız. Suyla karıştıracaksınız. Mesela 15-20 damla, şöyle bir sprey, elimle göstereyim. Şöyle bir sprey kutusu diyelim. Eğer daha küçükse 10 damla da yeter. Şöyle bir sprey kutusu, fıspıslı. Onun içine 15-20 damla portakal yağı koyacaksınız. Üstüne işte yeteri kadar su. Onu yatmadan sıktığınızda, yakınlarda elinize, kollarınıza sıktığınızda gelmiyor. Hocam tabii siz aynı zamanda bir kimyacı olduğunuz için Sahi kimyacı değil. O böyle formülleri falan yakarcalar şahane yapıyorsunuz ben. ama yakarcalar insanı mecbur çare bulmaya yöneltiyor yani. Evet. Yani bu saf portakal yağı aslında internette falan pek çok belki İşte portakal aktarmıyor yağı ama, biliyorsunuz. yağı. Yağı, evet, Yani portakal yağı. evet, portakal yağı. Çok küçük küçük bir şeydir. 2 sene gider normalde, iyi dikkatli kullanırsın. Çok iyi. Bu da bilgi olsun İşe hocam. yarıyor. Peki. İşe yarıyor. Evet. Şimdi Yeter geçelim ki sadece yakarcalarla kalalım yani, değil mi? Bu gelsin sivrisinekleri. Bir de şeyi Evet. söyleyeyim hocam. Birkaç gün önce işte Yunanistan'dan da bir haber gelmişti. Onlar da Yunanistan alarm verdi diye bir haber vardı. Böyle 7-8 ay içerisinde 100'den fazla vaka görülmüş. Sivrisinek vakası. 11 kişi hayatını kaybetmiş. Ve şey diyordu, hani zaten komşuda görüldü yani Türkiye'ye neden gelmişsin diye. Bu Batı Nil ateşi hastalığı olarak da biliniyor ve bu sivrisinekler hani neye sebep oluyorlar hocam? Beyin iltihabı ve menenjit gibi nörolojik hastalıklara sebep oluyorlar. Semptomları arasında da hani bu beyin yiyen amipte, baş ağrısı, göz ağrısı, yüksek ateş bulantma vardı ya, hepsi var. Çok Evet. enteresan. Hani insan diyor ki bunlar böyle hani yapılıyor laboratuvarlarda falan, direkt insanların beynini mi hedef alıyor? Çünkü Evet. Evet. lezyon dediğiniz şey vücutta da oluyor ama beyinde olduğu zaman eğer öldürmüyorsa, yani bu sivrisinekler gibi süründürüyor. Evet. Hayatınızın bütün günlük rutininizi, hayat kalitenizi, çünkü sürekli bir anda bir migren çıkıyor mesela.
Allah korusun hayatınız boyunca bir türlü gitmiyor. Ya da işte ne bileyim dengede, vücut dengesinde bir takım sıkıntılar olabiliyor. Deri döküntüleri olabiliyor. Ve çok daha farklı hastalıklar geliyor. Öldürmüyor ama süründürüyor. Bunlara da Evet. sebebiyet veriyor. İnşallah yoğun şekilde yaşamayalım. Böyle bir film çekmeyiz hayatımızda inşallah. İnşallah. Evet, evet hocam. Biohacker filmi vardı. Evet, onu heyecanla bekliyorum. Umarım çoğu bizi izleyen sevgili arkadaşlardan da hani çoğu umarım izlememiştir. Burada böyle heyecanlanırlar çünkü 2 sezon oynadı. Üçüncüsünü sabırsızlıkla bekliyorum. Biohackers 2020 Almanya yapımı bir dizi. Yani şu ana kadar dediğim gibi 2 sezon oynadı ama hani önceden olsam hocam böyle Alman yapımı falan olunca pek tercih etmiyordum. Fakat Alman yapımları, Alman sineması son böyle 2-3 yılda inanılmaz çok doğru noktalara basarak mesajlar vermeye başladı ve Evet, bayağı ben de bir beklentiyle, kesilmesi yani var. olumsuz bir beklentiyle diziyi izledim. Hemen bırakmak üzere. Sonra baktım, aslında bir kalite var. Yani kamera çalışması, konuşmalar, konunun akışı, heyecan yaratılması hakikaten başarılı bir Alman dizisi. Evet. Evet, Ama dizinin Dark'ı yaptılar, unutma. Aa, evet hocam tabii o yani bir şey çıktığı zaman biraz yakın benzerlik varsa hemen Dark'la kıyaslanıyor zaten. Evet. Böyle kısacık bahsedeyim. Umarım izlersiniz. İzlemeyenler varsa hikaye teknoloji ve biyogenetik üzerinden ilerleyen bir dizi. Genç bir tıp öğrencisi var. Almanya'nın en prestijli üniversitelerinden birine Evet. giriyor ve orada bir profesörün asistanı olarak da çalışmaya başlıyor. Dizinin 1. sezonunun ilk bölümü, ilk sahne hocam. Sonra açılıyor zaten bunun ne olduğu. Bu bizim ana karakterimiz Mia isimli bir kız. Tren yolculuğunda yaşamış olduğu trajik bir sekansla başlıyor ilk sahne. Trende giderken bir orta yaşlarda bir kadın fenalaşıyor. Nefes almakta zorluk çekiyor. Mia da tıp öğrencisi olduğu için hemen yanına gidiyor yardım etmek için. Fakat böyle birkaç dakika müdahalede bulunuyor. Sonra bir anda başka bir sahne görüyoruz. Trendeki herkes ölmüş. Evet. Sadece Mia sağ kalmış. Bunun da neden olduğunu 1. sezonun finalinden yani 6. 5. bölümde izliyoruz. Bir terör saldırısı şeklinde söyleniyor. O da 5. bölümde karakterlerden biri o sırada bir çocuk. Yani çok detay vermeyeyim nereden nasıl çıktı. Belki izlesinler, daha fazla anlatmasak diyorum. Evet. Evet sadece şurayı belirteyim. Çünkü bu sürprizin %1'i falan. Çocuk o sırada trende cebinden laboratuvardan getirdiği bir kavanozu çıkartıyor. Kavanozun kapağını açıyor ve sivrisinekleri salıyor. Oluyor. Evet. Bunlar da genetiğiyle oynanmış ve virüs taşıyan sivrisinekler. Herkesi ısırıyorlar, işte ölüyorlar ve o dakikadan itibaren bir sivrisinek salgını, sivrisineklerle yayılan bir virüs dalgası da başlamış oluyor. Tabii daha fazla spoiler vermeyeyim ama müthiş bir dizi. Biohackers. Onu da ekleriz listemize. Bill Gates boşuna Hollywood filmi lafını bir arada etmiyor. Bill Gates için ben Evet. bu aşılarla ilgili ne diyelim, faaliyetlere başladığında şöyle bir espri yapmıştım Bill Gates ile ilgili. Ya bu adam Microsoftçuydu. Mikrobu softçu oldu. Evet hocam çok Yani doğru mikrop tespit. soft oldu. Şimdi de mosquito soft oluyor galiba, değil mi? Mosquito Her şeyde var. maşallah, Her nişansın. mikrodan başladı mikrobudan moskitoya, böyle maşallah var yani. Evet. M'lerden gidiyor yani. M takıntısı da Evet. olabilir belki bir nevi. 10 parmağında 10 harf. Hocam bir de onu sana şunu söyleyeyim. Bu Biohackers dizisindeki o üniversitenin ana giriş kapısının üzerinde şöyle bir yazı var. Gerçek seni özgür bırakacaktır. Bunu da dizi içerisinde o kadar sık gördük ki o ana giriş kapısındaki yazıyı. Gerçekten
Hocam gerçek bizi özgür bırakır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? O zor bir felsefi sorudur. Çünkü insanlar gerçekten, gerçeklerden, gerçekleri görmemeyi, gerçeklerden kaçmayı severler. Gerçeği, gerçekten kaçmak, özgürlükten kaçmaktır aynı zamanda. Yani insan yapısı olarak özgürlükten kaçmayı sever. Veritas vos liberabit. Öyle, öyle şey Latincesi. Şimdi gerçekler şöyle, buradan şeye geçiyoruz tabii de, Terminatör'e geçiyoruz değil mi? Evet, çok hızlı geçelim isterseniz hocam. Evet. Bu yeni bir robot var. İstersen sen ondan bahset. Yeni bir robot. Tamam. Zaten Terminator aslında bu yeni Amerika ile ilgili insansı robot. Şimdi Terminatör diyoruz ama hocam gün geçmiyor ki Terminatör'ü anmayalım. Yani çünkü bu robot ve yapay zeka ile ilgili öyle haberler çıkıyor, öyle gelişmeler oluyor ki bilimde, teknolojide. İllaki bu filmi anmamız İlla gerekiyor. Terminatör'den bahsetmek zorunda kalıyoruz değil mi? Evet. Kesinlikle. Çünkü hakikaten bir kült yani. Matrix de öyle. Yani Aktif. Matrix Metaverse'tü işte zaten. Metaverse lafı yoktu. Evet. Benim söylediğim, ya yani benim tedavüle soktuğum icat değil. Tedavüle soktuğum Paraverse de yoktu. Matrix deniyordu. Şimdi Metaverse deniyor. Ya Matrix de neymiş? Bıktık artık Matrix'te. Ya işte bu Metaverse Matrix zaten. Adam Robotlar sana orada her şeyi yaparlar. anlatmıştı yani. Evet. Devam edelim evet. Evet. Biliyorsunuz bu İngiliz mühendisler dünyadaki en gelişmiş insansı robotu ürettiklerini duyurmuşlardı hocam. Bu 2017'de Suudi Arabistan vatandaşı olan Sophie'yi biliyordur herkes, Tabii tabii. duymuştur. Onu takiben işte Ameka isimli bir robot yaptılar. Ameka tıpkı insandan farksız mimikleriyle çok dikkat çekmişti hocam. Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak tanımlıyorlardı. Bir de fuarda tanıtımda şunu söylemişlerdi. İnsan benzeri bir yapay zeka, insan benzeri bir vücuda ihtiyaç duyar. Bu da ağır bir mesaj aslında yani. Ve anahtar kelimemiz güvenilirliktir diyorlar Amerika'nın mühendisleri. Gerçek dünyada size ihtiyaçlarınız doğrultusunda en güvenilir hizmeti verecek bir cazibe merkezidir diye de eklemişler. Evet. Hocam hep diyorum ki bu Instagram'da aslında bir ekran paylaşımı durumu da olsa, hizmeti de olsa ne Ve kadar iyi olur. Şimdi gösterebilsek, değil şöyle mi? Evet. kenarda bir yerde biz konuşurken böyle Evet, izlesek evet, aynı zamanda. evet, Neyse, evet. Amerika yazınca her yerde videosu var. Ama hakikaten hocam o fuarda fuar tanıtım insanlarla olan sohbetine böyle bir baktım, izledim. Gerçekten şimdiye kadar olanlardan çok farklı. Bu Evet. böyle şaşırma, hayrete düşme, işte ne bileyim göz kırpışındaki o doğallık. Hani göz bebeğimiz nasıl sağa sola hareket eder ama öyle robotik hareketler değil. Çok doğal. Yani bizim gibi. Sonra işte gülümserken yine daha öncekilerde ne kadar birebir yapmışlar dediğimizden bile çok farklı. Evet. Mesela bunda 2 metre, Amerika 2 metre uzaklığa kadar yüzleri tanıyabiliyor ve duyguları, yaşı ve cinsiyeti tahmin edebiliyormuş. İşte esneme hareketi, omuz silkme hareketi, işaret etme, el sallama, birisini susturma, bir sürü yüz ifadesi var ama bu işte Ocak ayındaki fuar tanıtımında bir sahne vardı hocam. YouTube'da Amerika'yı yazarlarsa, fuar yazarlarsa onu bulurlar. Uzak doğulu bir izleyici yanına geliyor Amerika'nın. Tam böyle yan yana duruyorlar ve telefonu böyle çeviriyor. Hani fotoğraf çekilelim. Bildiğiniz insan gibi bir tepki veriyor. Eğiliyor böyle kameraya bakıyor fotoğrafı çeksin diye. O sırada biraz arkadan bir adam "Oh my God" diyor. "Aman Tanrım" diyor. O sırada Amerika'nın yüz ifadesine dikkat edin. Tam kameraya bakıyor ya fotoğraf çekilecek. Öyle bir ifadeyle kaldırıyor kafasını bakıyor ki o seyredene tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şey yok. Yani ne yazıldı, çizildi umurumda değil. Ben o bakışı gördüm orada. O acayip bir şeydi. Biraz da ürkünçtü öyle söyleyeyim. Evet. Ve Terminator için size bırakayım hocam. Terminatör kültü
lafını çıkarmış biriyim ben. Terminatör kültü. Çünkü Terminatörü kült yapmak şöyle oluyor bakın. Şimdi birisi yapay zekaya ve robotlara yatırım yapıyor. Yatırım yapanların medyası da bu robotlar, bu yapay zeka var ya, bir gün gelecek insanlığı esir alacak, bizi ya köle yapacak ya yok edecek. Ya kardeşim nasıl bir iştir bu? Bunu ben söylesem tamam, ama senin yatırımı yapan şirketlerin medyaları söylediğinde, ya da yine filmini yapıyorsun. Filmini de sen yapıyorsun yani. Üstüne yatırım yaptığın şeyin, ay ne kadar korkutucu, bir gün gelecek hepimizin tozunu attıracak diye. Hatta artık bunun, ben şeyi çok önemli buluyorum. Bakın defalarca bahsettik, bir defa söyleyeceğim gene. Ex Machina var 2015'te. Şimdi evet. Ex Machina şeydir, demonstrasyon filmidir. Yani bakın size şöyle diyor, 2015'ten itibaren diyor. Yani şu, buradan şunu anlıyoruz. 2015'ten itibaren ey dünya ahalisi, şu andan itibaren bu filmde gördüğünüz şey, ye dikkat edin diyor. Hani o kadar şeydir. Yani aynı evet. Biraz eski ahitten çok etkilenmiştir. Zaten insan şeklindeki robotları yapanın adı Nathan, Tanrı'nın hediyesi. Ona ziyarete gelen Kaleb, Hazreti Musa'nın, kendisi İsrail'e gidemedi ama izci, 12 tane izci yolladı. 12 izciden bir tanesi Kaleb'ti falan. Yani şeyin, robotik kadının, android kadının adı Ava. Ava yani falan. Artık daha fazla anlatacak bir şey yok. Yani böyle bir eski ahit ve yeni zamanlar şeklindeydi. Ex Machina'yı çok tavsiye ediyorum. Zaten listeyi vereceğiz. Şimdi Westworld 3'ü çok anlatırdım. Yapay zekaya yatırım yapan ve robotik bedenlere yatırım yapanlar, aynı zamanda da holografik beden de kullanacaklar. Yani hem böyle molekülleri çok zayıf olan, hareket edebilen, her şeye bürünebilen, çok hızlı başka yerlere gidebilen bedenler, aynı zamanda sert, dayanıklı, kurşun işlemeyen, hatta böyle bir el bombası, bir şey, belki tank mermisinin bile fazla etki yapamayacağı bedenlere de talipler aynı zamanda. Onun içine de yapay zeka ile desteklenmiş insan beyni koyacaklar. Esas amaç budur. Şimdi o amacı Westworld, Batı Dünyası filminde biliyorsunuz çok defalarca söyledik. O dizide daha doğrusu. Üçüncüsünde açık filmini yapmışlardır. Açık. Hatta yapacak olan iradenin aşağı yukarı kimler olduğunu da söylemekte bir beis görmemişlerdir yani. Şimdi ben size bu listelerin hepsini vereceğim. Westworld 4 geldi. 4 hakkında hiçbir şey vermiyorum. Spoiler vermiyorum. Yeni dizidir. Oradan da bakabilirsiniz. Orada da bir şey var. Bir yaklaşım var. Onun hakkında şimdilik bir şey söylemiyorum. Daha başka bir robot hakkında bir şey söyleyeceğim. Böyle önümüzdeki 5-10, belki ona kalmaz, bu şimdi söyleyeceğim filmdeki robotlarla karşılaşacağız gibi bir his var şimdi. Bu türle. Şimdi adı Screamers, çığlıkçılar. Scream, çığlık demek ya. Çığlıkçılar şeklinde. Türkçe o kadar güzel gelmiyor ama başka türlü aslında güzel. Çığlık atalar. Şimdi Sirius, bakın 2078 yılı, Sirius 6B gezegeninde. Sirius'suz yapılamıyor değil mi? Sirius çok önemli. Birazdan bir vesileyle onun bahsini tekrar edeceğiz. Çok önemli bir şey var çünkü Sirius'la ilgili. Sirius 6B'de bir şey, bakın burada okuyorum. Bernium isimli bir element bulunuyor. O element dünyadaki bütün enerji sorununu çözebiliyor. Fakat sonradan çevreyi çok kirlettiği ve inanılmaz bir radyasyon saçtığı anlaşılınca kullanmayalım bunu diyorlar. Fakat onu çıkartan firma kullanmak istiyor. İşçiler
Kullanmayalım diyorlar. Bunlar kendi aralarında çatışıyorlar. Atom bombaları kullanıyor, gezegen yaşanmaz hale geliyor. Çok az kimsenin zorlukla yaşayabildiği taşlık, kayalık, böyle yeşillikler yok olmuş bir gezegen haline geliyor. Şimdi orada Screamers adlı böyle toprağın altından gidebilen şöyle şu büyüklükte, aşağı yukarı şu büyüklükte elimle göstereyim. Böyle robotlar var. Onlar böyle geldiği tuttuğu kimseleri lime lime yapabilecek gibi ısırabiliyorlar o metalik dişlerle. Hatta böyle tahta dayanıksız metaller falan hiçbir şey dayanamıyor. Küçük, hızlı, toprağın altından da gidebiliyor. Ayrıca vurulması zor. Küçük çünkü. Bunlar yani robotları böyle ayakta iki ayağıyla Homo erectus şeklinde yürüyen robotlardan önce köpek şeklinde robotları göreceğiz biliyorsunuz. Daha Evet, böyle şey dört hocam, ayakta bu Güney daha Kore'de sağlıklı. Tabii, yaptılar Netflix'te yaptılar. gördük onu. Halkın içine karışmışlardı. Bayağı Tabii. O seviyorlardı yüzden falan. o örneği verdim. Önce onları göreceğiz fakat bu Screamers filmini size listede yazacağım. Onu seyredin, çok heyecanlı, çok güzel. Çünkü bu robotları robot fabrikası kuramadıkları için önce fabrikalarda üretiyorlar. Sonra kendi kendilerini üretsinler diye serbest bırakıyorlar. Ama ondan sonra onların da bir planı oluyor böylece yani. O kadar söyleyelim. Terminatör'ün konuşması bitmez. Bütün programı Terminatör konuşabiliriz. Bizden defalarca duydunuz. Hadi bir de Terminator filmlerinden size bir dizi tavsiye edeyim. 2008'de yapılmış, bu sefer kadınların Terminatörle başa çıkma çalıştığı diziler var. Hepsinin listesini yazacağız. Ama klasik Terminatör filmleri 5 taneydi. Arada bir Arnold Schwarzenegger'in olmadığı var. 6 diyebiliriz belki. Ama böyle 1984 ile 2017, yani birinci Terminatör'le Dark Fate, böyle işte 84, 2017 değil mi? Kaç sene? Bayağı yıllar geçmiş. 5 tane Terminatör filmi. İkinci beni hayrete, yani birinciyi de dehşetle seyretmiştim. Amsterdam'da çok gençtim. Kaç sene? 84 diyorum bakın. Bütün bu filmleri sinemada gördüm. Burada da 2017'de gidip gene sinemada son Terminatör'ü seyrettim ve görevimi yaptım. Aynı şeyi James Bond için de yapmıştım, anlatıyorum her zaman. Şimdi bu Terminatörlerde şöyle bir arıza var. Geçmişten geleceğe bir tane robot yolluyorlar. Oradaki lideri daha çocukken öldürmek için. Hani öyle bir hikayesi var. Fakat orada o kadar teknolojiyle bunu yapabiliyorsan karşı çıkanları da orada halledebilirdin gibi geliyor bana, ama heyecan olsun diye heyecan olsun diye böyle yapmışlar yani. Çok zevkle, zamanında zevkle seyrettim. Hatta beşincisindeki teknolojiyi, yani 2017'deki teknolojiyi çok süper süper buluyorum. Yani öyle bir Android robotun bize karşı çıktığını düşünün. Ne kadar ümitsiz bir Evet. vaka yani. Evet. Robot ve yapay zeka, yani aslında sizin deyiminiz hocam, Terminator kültü bitmez, bitmeyecek, sürekli gün geçmiyor, yeni gelişmeler olmasın. Hep karşımıza gelecek ve biz de konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. İşte o 2008'deki şeydi, Sarah Connor'un mücadelesi hikayesi gibi. Onun hepsinin ismini yazacağız. Onu özellikle tavsiye ediyorum. O diziyi tavsiye ediyorum. Onu 2008'de yapılmasına rağmen, 2008-2009, çok başarılı buluyorum. Hala çok başarılı buluyorum. Yani aslında bilim kurgu ve kadın temasında da Evet. çok Hayır, bariz orada da ünsiyet. iyi robot kadın, bir de insan şeklinde iki kadın, biri
yaşları biraz farklı olmakla birlikte öyle iki kadının mücadelesi var. Zaten şeyde de bu Arnold Schwarzenegger'in başrolü oynadığı Terminatörlerde de giderek kadınlar yavaş yavaş rolü ele aldılar. Eğer bir 6. Terminatör yapılırsa artık Arnold Schwarzenegger olmayacak. İki kadının başı çektiği bir film seyredeceğiz. Pek muhtemeldir yapılabilir. Yani belli olmaz bakalım. Çok pahalıya çıkıyor o filmler. Yani parayı garantiye almaları lazım. O parayı geri alma garantisi bir esprisi olması, onun bir şeyi olması lazım. Diye de çok fazla rakip diziler var. Yani Humans dizileri, ondan sonra daha bir sürü var yani. Onlardan çok var. Evet. Hocam bilim, teknoloji dedik, hatta biyogenetik dedik. Böyle hemen farklı bir alana geçip İtalya'ya gidelim mi biraz daha? Siyasete, birazcık siyasete. Siyaset tozu ekleyelim bu akşam. Evet. Yani çok karıştı. Neler oluyor İtalya'da? Evet evet. Siyasetten de geri kalmayalım. Şimdi bu Georgia, İtalya'da İspanyollar Georgia diye okuyor ama İspanyollar ama İtalyanlar Georgia diyorlarmış. Georgia Meloni değil mi? İtalya'nın Kardeşler Partisi'nin yer aldığı koalisyonla şimdi başa geldi. Böyle çok şaşılan bir şey. Yani İtalyan solu ağır bir mağlubiyet yaşadı. Avrupa'da da böyle dur bakalım ne olacak. Avrupa Birliği'nin işte böyle o demokrat yapısına karşı falan. Şimdi burada da sanki sapla saman biraz karışık gibi geliyor bana. Hani şimdi daha çok erken, bilet kesmek için çok erken ama ben şimdi bazı tahminlerimi söyleyeyim. Bir de bir konuda fikrimi söyleyeyim yani. Şimdi bu sağ sol denen kavram bir batılı kavram, öyle değil mi? Yani bakın şu anda sonunda izim olan kaç kelime biliyorsanız bunların %99'u 1850 yıllarından itibaren 1850 ile 1900 yılları arasında İngiltere'den çıktı. Hı hı. Yani izim fabrikası vardı orada. Kelimenin arkasına izmi koyuyor, terimi türetiyor. Kelimenin arkasına izmi koyuyor, terimi türetiyor. Sosyalizm, faşizm, ne kadar izim biliyorsanız. Şimdi bunlar made in Europe, yani Avrupa yapımı. Tamam, burayı kabul ettik. Sağ sol terimleri de öyledir. Yani Avrupa yapımı kavramlardır. İşte sen kendini şununla ifade et, sen de kendini bununla ifade et demek için çıkartılmıştır. Ben çok fazla düşüncemi azıcık belli ederek bırakacağım bunu. Şimdi biraz anlamaya başladınız ne dediğim, ne geldiğim. Örneği vereyim. 70'li yıllarda üniversitede şimdi boykot var. Niye boykot yapıyorsunuz diye soruyoruz. Sınava giremiyoruz, bir şey yapamıyoruz falan. Öğrenimden kopuyor insanlar. Hani şimdi düşün bir ay okula gitmiyor. Hani tatil gibi ama dalga da geçiyorsun. Dalga geçme koşunu da gitmeye başlıyor. Hani işin kötüsü. Ondan sonra mesela ben pek öyle kahveye maveye giden bir tip değildim ama öyle kahveye giden tipler sürekli kahve alışkanlığı edindiler falan filan. Şimdi sağcılar, solcular birbirlerini vuruyorlardı. Benim arkadaşlarım, kardeşler birbirlerini, biri sağcı, biri solcu kardeşler birbirlerini vuruyorlardı. Hatta çok söylenen şey artık şimdi şeyi çok çıktı ortaya. Foyası çok çıktı ortaya. Sabah bir tane solcu bir tabancayla vuruluyordu. Öğleden sonra da bir sağcı denen milliyetçi aynı silahla vuruyordu. Yani test edildi. Yani bunların hepsi tezgahtı. İnsanları sağ sol diye ayırıp şu anda artık sağın solun bir kendini şöyle söyleyeyim. Ben sağcıyım ya da ben solcuyum dediğinde dünyada bir şeyi anladığını belli etmen mümkün değil artık. Yani ben naçizane böyle düşünüyorum. Bir de bir tespitte bulunayım. Eğer doğru çıkarsa Sadık Hoca söylemişti dersiniz. Şimdi Das Kapital var, Das Global var. Programlarımızı izleyenler biliyorlar. Das Kapital, Marx'ın Das Kapital adlı teorileri kitabıyla vücut bulan sosyalizmdi. Aslında Avrupa'da
Avrupa'da şey olması lazımdı. Yani neşet etme, Avrupa'da bir vücut bulması lazımdı kendine. İşçilerin çok olduğu, üretimin çok olduğu yerde. Gitti köylülerin, köylü toplumunun olduğu Rusya. Rusya oraya tabii şey yaptılar, yani export yaptılar. Export ettikleri için oraya gitti. O da başka bir şey, onu bilenler biliyor ne oldu. Neyse şimdi o taraf önemli değil. Şimdi artık Das Kapital'in devri tamamlandı. Das Global devri geldi. Das Global devrine küreselleşme başladı. Dördüncü sanayi devrimi çok yakında. Dördüncü sanayi devrimi robot ve yapay zekayı getirecek. Robot ve yapay zeka insanları kitlesel olarak işsiz bırakacak. İnsanlar kitlesel olarak işsiz kaldıklarında ve bir daha iş bulma imkanı çok... Şimdi mesela karşı tez olarak şu söyleniyor çok sık. İşte efendim o zaman da başka kurslar takip edilecek, başka meslek dalları. İşte ben de onu şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte o kadar meslek dalı olmayacak. Daha az sayıda olacak. Tamam, daha üst bir şey. O zamanın şeyi neyse ona uygun meslekler mutlaka peydahlanacak olacak. Ama sayısı eskiden insanların istihdam edildiği rakamların çok altında olacak. O zaman insanlar çok büyük kitleler halinde işsiz kalacaklar. Ve vatandaşlık maaşıyla geçinecekler. Vatandaşlık maaşını işte şu kadar dolar, bu kadar dolar deyip Türkiye'de doların rakamıyla satıp ah bir an önce gelse diyen kimseler var. Onlara onları üzmek istemem ama şöyle söyleyeyim. Vatandaşlık maaşı şu andaki Türkiye'deki asgari ücretin yarısı kadar bile olabilir, yani öyle söyleyeyim. Öyle sarıldığı gibi bol keseden büyük vatandaşlık maaşları olmayacak. Fakat şimdi o zaman bu zamanlar geldiğinde yeniden bir solculara ihtiyaç olacak. Das Global'in solcularıyla Das Kapital'in solcuları kendi aralarında çatışacaklar. Bakın bu benim bana has terminolojiyle bir öngörümdür. Hocam, bakalım. Bakalım. Eski tabirle. Evet. Eski bakalım hangi evet evet bakalım hangi derecede gerçekleşecek. Yani umarız çok şey olmaz. Fakat şöyle bir şey bakın. Solu sağı artık dünyayı çok ifade etmeyen terimler olduğunu söylememin bir de şu şeyi var. Şimdi İtalya'da faşistler iktidara geldi lafı da doğru değil artık da o yüzden. Mussolini zamanında 1930'larda değiliz. 1930'larda bile sanıldığı gibi o kadar şimdi bize anlatıldığı gibi değildi yani. Şimdi söylemek istediğim bu yeni zamanlarda artık başka türlü bir şey olacak. Avrupa ve bütün dünya dönüşecek. Bizim yaptığımız programlardaki esprimiz bizim bu dönüşümü mümkün olduğu kadar önceden her tarafını değil ama bazı yerlerini fark edip duruşumuzu oraya göre değiştirmek. Bir de gelen sahte haberleri, çünkü bilgi kirliliği olacak. Bilgi kirliliğine karşı da bir mukavemet. O zaman bilgi kirliliği sizi çok fazla etkileyemeyecek. Yani böyle bir amacımız var diyelim. Biraz farkındalık yaratmak. Evet, evet, evet. Farkındalık, belli bir farkındalık düzeyi, evet. Amacımız o yani. Kendimize hem herkese inşallah öyle hocam. Şimdi aslında İtalya falan dedik hocam ama bu konu bizi nereye götürüyor? Tek dünya devletine götürüyor aslında. Tabii. Yani bizim hani demir kafesten dijital kafese dediğiniz sizin tabirinizle o duruma götürüyor. Yani aslında demir kafesten dijital kafese sürülen insanoğlu. Yani kafesin materyali değişiyor ama kafes yine kafes. Yani orada bir sıkışacaksın, kaçarın yok. Tabii. Bir de Weber, Iron Cage
demir kafes derken bürokrasiyi kastediyordu. Yani bürokratik kafesten yakalamış ve Avrupa'yı kastediyordu. Ondan sonra ama dijital kafes global olacak. Hepimizi birden yakalayacak. Yani öyle bir taraf olacak, evet. Yani aslında diyebilir miyiz hocam, şu an zaten belki pandemiyle birlikte son işte 2-3 yılda hızlandı ama hepimiz tüm dünya olarak bir dijital kafesin içine girdik. Fakat henüz o kafesin kapısı üstümüze kilitlenmedi. Bir Henüz. de duvarların tamamı yapılmadı daha. Biraz açıklık var değil mi Açıklık daha? var, açıklıklar var yani, evet. Şimdi tabii dünyaya topyekün kuşatan bir küresel iktidar türü var ve hani buna karşı nasıl bir bilince sahip olmalıyız sorusunun cevabını bulmanın herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben de hocam. Hani bilinçlenmek ve farkındalık kazanmak dediğimiz nokta burada. Bu ekonomik sistemin sahipleri ve yöneticileri gerçekte tam olarak neye hizmet ediyorlar? Hedefleri nedir diye yine böyle bir takım temel sorular var hani, ama doğru kaynaklardan, işte o bir Evet, bilgi var evet. dediniz ya hocam, çok doğru. Çok çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani o özgür dünya, bir şey var ya, özgür dünya muhtemelen hiç bu kadar tutsak bir konuma düşmemiş. İşte gücünün zirvesindeki insanoğlu kendisini bu kadar aciz hissetmemişti falan diye devam ediyor böyle çok ünlü yazılar, işte romanlardan biraz eskilerden ne varsa onlardan diyelim. Hakikaten öyle bir dönemdeyiz, hızlı hızlı gidiyoruz. Hocam çok ilginç başka bir başlığımız var aslında. Belki bunu da çok merak ediyorlar. Hani diğer başlıklar kendini belirliyor ama fareli köyün kalıntıları nedir? Evet, Merak evet. edenler için Evet. gelelim mi o köye? Bakın şimdi ben yeri geldikçe hep söylüyorum. İşte ben çok erken yaşlarda bilim ve teknik dergileri almaya başladım diyorum, değil mi? Şimdi bilimden bahsederek örnek vereceğim yani. Yani popüler bilimden örnek vererek. Şimdi bir şey okuyoruz. İşte İnsanlar 7000 yıl önce köpeği falan ehlileştirdiler. İşte tarıma da aşağı yukarı o sıralarda başladı. Daha onun hemen öncesinde taşlarla taş devrindeydiler. Önce taşları yonttular, sonra cilaladılar. Birdenbire avcıydılar. İşte avlıyorlardı, topluyorlardı. Sonra hemen şeye geçtiler. Orta Çağ'a. Daha yakın çağlara. Sonra 69 yılında 20 Temmuz'unda Ay'a indiler. Maceraya bak. Taşı yont, cilala, sonra Uzay. köpek ehlileştir, başka diğer hayvanları ehlileştir, tarımı yap. Hepsi 6-7 bin yıl içinde olmuş. Yani. Sadece Göbekli Tepe 12 bin yaşında. Piramitler 12 bin, en az 12 bin yaşında. Çünkü Orion'un o sıradaki durumuna göre hizalanmışlar. Şimdi söylemek istediğim, bunlar çok sık duyduğunuz, merakla takip ettiğiniz konular ve bunu çok güzel anlatan değerli kardeşlerimiz var. Çok güzel anlatıyorlar ve çok hayırlı bir görev yapıyorlar. Şimdi biz de burada programlarımızda bundan sonra bir tane kadim tarih. Yani kadim tarih tarifatçıları var. Çok Bunlar önemli. ders kitaplarına bu yalanları koymuş. Akademik dünyaya bu yalanları sokmuş. Ondan sonra filmlere her yere bu yalanları koymuş. Seni her taraftan bu yalanla bombardıman ediyor. Sen de diyorsun ki işte şurada taşı yonttu, burada cağladı. Burada şey yaptı. Öyle şey ezber gibi yani, böyle taka 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 taka. Böyle dar bir bakış açısıyla ancak 6-7 bin yıl geriye bakıyorsun. Daha çok geriye bakarsan orada maymunlar varmış. Falan. Hatta benim bir esprim var. 2005 yılında röportaj yaptığımda demiştik ki ben evrende iki türlü
dizayn vardır. Nedir o demişti röportaj yapan şahıs. Ya dedim bir akıllı dizayn var. Evet dedi. O sırada intelligent design lafı çok şeydi, popülerdi. 2005, 2004, 2000 yıllarının başında. Intelligent design çok popülerdi. Öbürü nedir dedi. Öbürü de kıllı dizayn dedim. Peki nedir bu kıllı dizayn? Ya işte Darwinizm dedim. Önce gülüp sonra suratını asmıştı. yani sen nasıl Darwin'e karşı çıkarsın? Yoksa sen şöyle birisi misin falan diye. Neyse ondan sonra... yani kıllı dizaynın lafını çıkarmış adamım ben kaç sene önce, 17 sene önce. Evet. Şimdi röportajda da açıkça söylemişim. Şimdi bakın, bazı filmlerde de gerçeğe yakın bir senaryo var ama böyle büyütmüş onu. Şimdi gerçeğe, yani gerçek demeyeyim de ilginç bir hikaye var, azıcık da büyütmüş. İlginç hikaye. Hocam bir saniye böleceğim ama biz yorumları kapatmadık ya. Birisi donuyor yazmış. Donuyor mu ekran? Donuyorsa kapatalım. Yani izleyenlerden öyle bir geri bildirim alabilirsek. Yok, kimse şu anda bir şey söylemiyor. Ben görüyorum. Umarım bulmuyor. Tamam, bir sorun yok gibi görünüyor. Şimdi devam edelim. Tamam. Şimdi benim burada anlatacağım şey filmin öyküsüdür. Benim inandığım böyledir dediğim öykü değildir. Bir de böyledir diyecek kadar bilgiyi de bir yerlerden edinmek de lazım. Ayrıca hani o kadar engin bir konuda, yani milyonlarca yıl geriye giderek falan filan. Hani onu benim diyecek, şöyle diyecek biri de yani biraz zor. Onu söylemek istiyorum. Ama tabii daha iyi bilenler daha güzel anlatırlar. Şimdi Prometheus diye bir film var. Bunu seyrettiniz. Hepimiz de seyrettik. Seyretmiş bile olsanız bir daha seyretmenizi tavsiye ediyorum. Listede ismi olacak zaten. Şimdi 2012 yapımıdır. Şöyle bir şey. İki tane arkeolog var. Ama bunlar aynı zamanda DNA falan başka işlerden de anlayabilen arkeologlar. Antik kültür eserlerini böyle takip eden insanlar. Fakat film şöyle başlıyor. Ondan önce. Bir tane kel kafalı, böyle 2,5 metre boyunda devasa bir insan tipi, insan türü aslında, bir tür insan. O geliyor, bir sıvı içiyor. O sıvı onun moleküllerini parçala, vücudunu çözüyor. Vücudunu paramparça ediyor. Ve o paramparçalaşmış sıvı hale dönüşmüş vücudu akan suya karışıyor. Onun görevi o. Yani o yapısını dünyadaki suya katıyor. Sonra o sudan anlıyoruz ki şimdi insanlar olmuş. Yani buna benzer kitaplar var. Eski Ahit'in bazı yerleri bu şekilde yorumlanabilir, biliyorsunuz hani ne filmler var, şeyler var. Ondan sonra popüler romanlar var, hatta biraz eski ayette destekler bu tür bir öyküyü. Şimdi bu artık 1 milyon yıl önce mi oluyor, ne oluyorsa, ondan sonra bizim insanlık meydana geliyor. Yani şeyden, maymundan meydana gelmiyor. Yani Darwin baştan gümbür demiş vaziyette. Ondan sonra Allah, öyle zaten. 2089 yılında trilyoner bir iş adamı, trilyoner bir iş adamı, artık yaşlanmış. Bu iki tane genç arkeolog, bilim insanı, biri kadın, Elizabeth Shaw, öbürü de değil, adam. Bunlar İskoçya'nın mağaralarında bir çizim buluyorlar. Aynı çizim dünyanın birçok yerinde, ilkel kabilelerden çok çeşitli yerlerde. Tabii 2012'de yapıldığı için o sırada Göbeklitepe'yi falan bilmiyorlar. Ne şanssızlık film için. Film için ne şanssızlık. Neyse ondan sonra, ama filmi bozmaz şey enteresan. Bir de çekim falan çok başarılı, Ridley Scott'un yönetmenliğinde. 2089'da Weyland adlı trilyoner şuna karar veriyor.
Eğer diyor İskoçya'daki bütün dünyadaki bu kabilelerin işaret ettiği yıldız sistemine gidersek herhalde diyor bizi diyor meydana getiren, türeten diyeyim, yaratan demeyeyim, türeten tanrıları bulabiliriz. Bir de yaşlanıyor ya şimdi artık istediğin kadar zengin ol. Yani belki diyor ölümsüzlük şeyini orada yakalayabilirim. Adamın amacı ölümsüzlüğü bulmak. 2089 ama ilginç. Ne zihni daha zihni hard diske indirmemişler. Halbuki 45'te yapılacağı söyleniyor. Ondan sonra bazı şeyler teknoloji bir yerden çok ilerlemiş ama bazı şeyler yok. Öyle kabul edeceksiniz. Çok başarılı film yalnız yine de. Bunlar diyorlar ki o işaret eden yıldıza gidersek orada buluruz. Şimdi bu Alien filmlerinin beşincisi. İlk dört Alien filmi uzayda silisyum bazlı çok güçlü insanı görünce paramparça libelime eden böyle insan acayip insanı bir insan düşmanı olan bir reptilyan yaratığı dünyaya getirme isteyenlerle onu engelleyenler arasındaki mücadeledir. İlk dört Alien filmi. Reptilyanları dünyaya getirme. Reptilyana noktayı koyun. Zaten son zamanlarda reptilyan lafını çok duyuyorsunuz. Biz de konuşacağız. Artık reptilyansız bazı bahisleri etmek mümkün olmuyor. İşte kırmızı kan, mavi kan çok duyulan, artık zamanımızda çok daha fazla duyulan, daha fazla insanın bildiği, merakla izlediği konulardan bir tanesini biz de şimdi Prometheus üzerinden yapıyoruz. Şimdi Prometheus'ta neyi gördük? Milyon kadar sene önce biri geldi, zeki bir yaratık, gönüllü olarak kendini feda etti, bir sıvı içti, molekülleri suya karıştı, o sudan insanlar oldu. İşte onlar 2089 yılında o yıldıza gidecek, gezegene gidebilecek teknolojiye ulaştılar. Ve bir gemiyle yola çıktılar. Oraya vardılar. Tamam, şimdi hepsi tamam. Hepsi tamam. Oraya gidiyorlar. İşte o mühendis deniyor adamlara. Bir de engineer dediler. Mühendis. Yani bizi mühendisler yapmış. Öyle söyleyelim. Bizi mühendisler türetmiş. Bu mühendis lafını sonra biyolojik hayatı kökünden değiştirmek isteyenler için de aynı şekilde engineer, mühendis lafı şu anda kullanılıyor. Şu anda kullanılıyor. Mühendis var, mimar var. Hiçbir laf boş değil. 125 milyon dolar 2012'de 125 milyon dolar harcanarak çekilen filmdeki her kelime de önemli. Eğer komedi filmi değilse şey değilse çünkü burada bir insanlık tarihi bir ölümsüzlük bir şey o reptilyanlar o sonra o mühendisi buluyorlar falan filan adam hatta Weyland mühendis de diyor ki mühendis böyle 3 metre boyunda falan neredeyse o böyle yaşlı ya sen diyor ne istiyorsun diyor adam anlamıyor ben diyor işte sen bizim tanrımızsın ben diyor yani ölümsüzlüğü bulmak için geldim tak diye kafasını koparıyor da sinirlenip ne konuşuyorsun sen bana böcek bir böceğin konuşması gibi kafasını koparıyor falan. Sonra başka olaylar oluyor. Şimdi biz bu filmleri böyle ağzımız açık çok da güzel yapılmış. Sahneler çok güzel. Seyrederken şöyle bir şey oluyor. Ajitasyon şeklinde bakın sizi şunlar imal etti. Onlar mühendisti. Mühendisti. Şimdi biz de o mühendisleri taklit ederek teknolojinin yardımıyla biyolojik hayatı, işte sivrisinekleri, daha bir sürü şeyi değiştirerek dünyayı yeniden dizayn edeceğiz. Eğlenceli bir şekilde filmde seyrettiğimiz şey ama tarihin tahrifatı var. Burada tahrifat nerede? İlk başta mühendisi en başa koyuyorsun ya, mühendisi en başa. İşte o tahrifattır.
Ama film çok güzel. Hatta filmde biraz böyle dini bir ton bile vardır. Bu Elizabeth Shaw denen kadınla bu Weyland'ın şımarık kızı, trilyonerin, geminin kaptanı aynı zamanda. Geminin kaptanı değil de geminin idarecisi. Geminin her şeyi. Gemi onun zaten. O da genç kadın, böyle havalı falan. Bunlar artık bir sürü olaylar yaşanıyor. Bir yerlerde kaçıyorlar arazide, o gittikleri bir tane de gemi var, böyle kuyruğu balık gibi düşecek. Şimdi o iki kadın koşuyor, yukarıdan görüyoruz. O kuyruk da böyle tepelerinde, ikisinin de üstüne iniyor ama. İkisinin de üstüne tak diye iniyor. Boynunda haç taşıyan Elizabeth Shaw. Hatta öbür kadın demişti ki ona, bu ne bu, bu bunu ne takmışım bunu böyle, bu ne diye alay etmişti, öyle bir sahne de var. O düştüğü yerde kafasının arkasında bir taş var, büyük. O şey buraya vuruyor, şöyle şurasında duruyor, o kurtuluyor. Haç takan kurtuluyor. Evet. Yani öyle öyle bir şey de var. Bakın filmde nalına ve mıhına var. Yani filmi güzel analiz etmek lazım. Peki buraya kadar anlattık. Başka bir tarifat tarafı var mı? Neden bunu konuşuyoruz? Neden konuşacağımızı söyleyeyim. Şimdi artık öyle bir zamana geldik ki sadece hastalıklar, savaşlar, çeşitli sıkıntılar, hatta buna ekonomik sıkıntıları katabiliriz, daha başka şeyler, gelecekten korkma, çoluğu çocuğu olanların ya biz ne yapacağız diye böyle yaşadığı şeylerin yanı sıra bir de modern hayat denen zamanın, son 3-500 senenin, 1000 senenin diyelim, de ilk defa belki UFO'ları gözümüzle görebileceğimiz, yakından, daha yakından, belki dünya içinde, yani dünyanın içinde oyuk dünya şeklinde ya da denizin dibinde şeklinde böyle birkaç kaynaktan yabancı zekalarla karşılaşmaya yakın olduğumuz zamanlarda olabiliriz. O yüzden mühendis mi, başka nasıl falan gibi başka vakalar göreceğiz. Tabii hepsini de değişik değişik filmleri yapılacak. Gene sapla saman karışacak ama şimdiden biraz tetikte durmayı görmemiz lazım. Prometheus'u bence izleyin. Görmeyenler izlesin. Görsel olarak müthiştir. Müthiştir. Oradaki reptilyana dikkat edin. Bütün Alien filmleri, 6 Alien filmi, yapay zekayı kattılar son iki tanesinde ama bütün Alien filmleri reptilyan yaratığı dünyaya getirerek insanlığı yok etme üzerine kurulmuştu. Acaba böyle niyeti olanlar var mı? Onu da düşüneceğiz. Bunu da bir yeri geldiğinde konuşacağız. Böyle bu kadar yeter. Bu konunun şeyi bitmez. Bitmez tabii. Zaten Anlatımı bitmez yani. Evet. Hayat biter, bunlar bitmez. UFO'lar da gündeme yine çok düşmeye başladı. Dünya dışı varlıklar, zeki yaratıklar, işte artık ne derseniz bayağı bir konuşuluyor. Yine fotoğraflar, videolar servis ediliyor ya da halk tarafından da görülüyor. Var. Yani biz hep böyle bugüne kadar UFO'yu evet ama uzaylılar mı diyelim? Hani dünya dışı varlıkları yukarıdan, gökten bekledik. Hep böyleydi. Filmler de böyle yapıldı. Kitaplarda da öyleydi. Belki biraz tersine mi bakmak lazım? Belki bir de yerin altına Hayır, yönümüzü çevirsek ne olacak? belki Neden denizlerin sadece havada? derinliğinde, değil mi? Yerin Dünya altından tamamen mı soyut çevirsek? olmasa bile yani o Agartaların girişi falan, hani onları ayrıca konuşmaya devam edeceğiz. Yani bunlar ilginç konular. Program UFO yapabiliriz. Çok da iyi olur yani. Evet, Çok evet. iyi olur hocam. Bir de bu kadim tarih tahrifatçıları hakikaten çok önemli. Ağzınıza sağlık. Yani her hafta mutlaka bir örnek Bir verilmesi tane gerekiyor. örneğini Hala vermeye çalışacağız. Evet. eğitim öğretim tarafına
baktığımızda hala okul müfredatlarında aynı, ne diyelim hocam, safsatalar mı diyelim yani, hala aynı şeyler geçerli, algılara yerleştiriliyor. Bakın şeyde, neredeydi, Afyon Pirik'te, tabii. 4x4 dediğimiz şeyler yok mu? Araçlar yok mu? Onların tekerleği gibi kocaman tekerlek izi bulundu ve 14 milyon yıl öncesine Evet, ait. evet. Şimdi yani başka bir dünya tarihi var. Bunu bir şey var. Bunu da saklamaya çalışanlar var. Şimdi biz tarih tarifi açılan anlatırken neden saklamak istiyorları da anlatacağız. Peki evet, bu kadar evet. Çaba niçin yani bu kadar çaba? Her hafta örneklerle gidelim bu şekilde. Sonra böyle işte 14 milyon yıl önce bu bulundu, varmış. 50 milyon yıl öncesine ait bir kayanın içerisinde. Şu an günümüzde çok da bildik bir spor ayakkabı, işte markasının hani spor ayakkabının tabanı biliyorsunuz kayanın içinde. Ya sonra yokmuş işte o avcı, tamam belki bir bölüm çok başka bir teknoloji yaşıyordu. Başka bir tarafta çok ilkel bir hayat vardı. İkisi de bir arada da olabilir, çok önemli değil. Ama söyleyince ondan sonra böyle tavşan gibi kalıyor insanlar. Evet. Çünkü neden algılara yerleşti, bilinçaltımıza o tohumlar ekildi. Yetişkin olduktan sonra da hepsi yeşeriyor. Sonra geri dönüş çok zor oluyor. Doğru. Maalesef. En azından çocuklara bunu yapmayalım. Bir de hocam THX-1138 1971 yapımı bir film var. Evet. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Çok kısa. Bakın benim bir tezim var. Bunu bir yıldır söylüyorum. Daha kimse söylemiyor. İlk ben söylüyorum. Ama yakında başkalarının da söyleyeceğini umuyorum diyeyim. Nuh tufanı öncesindeki zamanlarda yapay zeka var mıydı diyor. Bunu şuradan hareketle söylüyorum. Bir yıldır söylüyorum. Programlarda da söylüyorum ya. Şöyle bakın şuradan hareketle söylüyorum. Ya şimdi Mu medeniyeti vardı, Atlantis vardı, şöyle teknoloji vardı, böyle teknoloji. Peki kardeşim robot ve yapay zeka yok muydu? Robot ve yapay zeka. Çok daha iyisi vardı bence. Peki bunlar böyle ansızın yıkıldığında acaba robotlar ve yapay zekalardan hiç kurtulamadı mı? Yani robot ve yapay zeka şeklinde bir entity, bir şey de hala şu anda çok eskiden beri varlığını sürdürüyor olabilir mi? Bakın Aryan adlı kitap. Burada Terra Dogon adlı bir yapay zeka var. Terra Dogon aslında öyle bir şey. Bir sonraki kitapta ortaya çıkacak. Terra Dogon, yani kaç sene önce yazdığım kitap. Terra Dogon adlı yapay zeka aslında eskiden kalma kadim bir yapay zeka. Eğer öyle bir şey varsa o kadar çok şey değişir ki. Yani kendinizi hazırlayın bu değişimi. Öyle o kadar çok şeyi yeniden konuşuruz ki. Şimdi filmlere geliyoruz. Müstakbel suçlarla ilgili bir şey söyleyecek misin hemen? Neyle ilgili hocam? Şeyle, Crime of the Future. Müstakbel suçlar. Yani tabiri caizse çok özür diliyorum ama hani geçen hafta bayağı bir bahsetmiştim ondan. Hakikaten manyak bir film. Hakikaten. Mutlaka izlenmesi gereken bir film. Yani böyle ütopik, distopik, yakın gelecek, işte bilim, teknoloji, beden sanatı, artık ne sayarsanız var da var. Yani yok. Tavsiye ediyoruz tabii, müstakbel suçlar olarak Türkçe çevrilmiş. Mutlaka izleyin ama böyle izlerken de hakikaten biraz gözünüz açık olsun. İşte ilk sahne falan çok önemli mesela ama siz bahsetmemiştiniz hocam. Geçen hafta siz buyurun. Şimdi bu sefer söyleyeyim. Şimdi Saul Tenser adamın ismi. Saul yazılıyor. Kendisi Saul ismi İsraillerin ilk kralı. Yani şimdi 80 yaşına gelmiş David Cronenberg yani. Böyle bir isim tercih ediyor. Tenser da tense, yani böyle gergin anlamına geliyor. Bir isim önemli. Şimdi filmin geçen sefer spoiler vermedik. Hani bir hafta izin verdik.
seyredin diye. Ama şimdi bir tarafı söylenecek, bir tarafı mecbur söylenecek. Bakın şöyle bir şey var. Önce bir fikrimi söyleyeyim. Benim bir benzetmem var. Ben plastiğin, ben çocukken plastik yoktu biliyor musunuz? Hiçbir yerde plastik görmezdik. Hiçbir yerde plastiği elemezdik. Yaşım belli olacak ama önemli değil, söylüyorum bakın. Fileyle giderdik alışverişe, file. Kese kağıdı vardı, file vardı. O kadar. O böyle havalı naylon torbalar vardı üstünde markası olan. O Avrupa'dan gelenlerin ya da İzmir'deki PX'te, Amerikan PX'inden çıkma naylon torbalardı ki o böyle eve bir tane girerse böyle şey gibi, çok kıymetli bir şey gibi böyle kenarda tutulurdu. Plastikle işimiz yoktu. Şimdi her yere plastik ne kadar girdiğini biliyorsunuz. Ben plastik için bir tanımlamam var. Diyorum ki plastik şeytanın kurumuş tükürüğüdür. Bu unutulmasın. Şeytanın tükürüğüdür, kurumuş halidir. Şeytan. Yani bize insanlığa tükürmesidir. Bizi plastiğe kim, kimlerin mecbur ettiği çok belli. İnsanlar plastik sapığı değil ki. Sonra başka bir şey bulamayınca, mesela sana kese kağıdı vermiyor. Hiçbir yerde kese kağıtla bir şey verilmiyor. Fileyle de gitmiyorsun alışverişe. Elinde naylon torba. Şimdi bakın ben temizlikçilik yapıyorum 8-9 yıldır. Bu bir böyle kırlık, korunuk, yamaçlı bir yerde. Hem böyle bir hem kondisyon oluyor hem güzel dinleniyorum aslında. Ter içinde kalarak dinlenme ortamı denebilir. Oksijen çok fazla ağaçların arasında. Şimdi oralardaki bulduğum torba sayısını böyle bazıları da eprimiş, ben elime alıyorum böyle 30 bin parça haline geliyor. Şimdi oradaki torbaları böyle topluya topluya kaç yıldır, 10 yıla yakın topluya topluya ve o kadar çok sayıda torbayı göre göre şimdi bazen alışverişe gidiyorum. Diyorum ki ben torba istemiyorum. O da zannediyor ki 25 kuruş vermemek için torba almıyorum. Bakıyorum öyle hissediyor. Diyorum ki ya yok yanlış anladınız. Yanlış anladınız diyorum. Ben kendim gönüllü çöpçülük yapıyorum. Çok fazla torba topluyorum da siz bu torbaya sıkıştırın, benim elimdeki torbaya sıkıştırın. Ben torba istemiyorum şeklinde söylüyorum. Bakın plastik şeytanın tükürüğüdür, unutulmasın. Şimdi bu filmde, bu filmin bomba esprisi ve yeniliği, bence bu film sonra çok konuşulacak. Bir de sahne sahne dikkat edin. Eski evler neden dikkatim dağılıyor biliyor musunuz? Kedimi size gösterebilsem, bir yaramazlık yapıyor. Bir yaramazlık yapıyor şu anda. Ne varsa aşağı atıyor buradan, bir bu tarafa bir bu tarafa. Neyse önemli değil. Kedileri seviyoruz. Şimdi bakın. Bu filmde kullanılan binalar var. Binaların içleri, evlerin içleri var. Orada çok özel olarak çok eski yapılar ama inanılmaz kalkışmış eski, fakat o eskilikte hem bir nostalji var. Mesela belki öyle bir yerde oturmak istemezsiniz ama o eskilik sizi bir miktar dinlendiriyor. Orada çift vuruş yapıyor yönetmen. Bir tanesi diyor ki bakın şu dünyada gördüğünüz, alıştığınız her şey var ya, işte bu gördüğünüz yer kadar eskimiştir, modası geçmiştir. Yeni modaya, yeni hayata gidiyoruz. Bakın bu filmi boşa almayın ha. Şimdi söyleyeceğim şeye dikkat edin. O kadar güzel de yapmışlar ki sahne. Cronenberg'i de böyle Existence'den ondan sonra Crash filmlerinden programlarda anlatmışızdır. Belki yeri geldiğinde tekrar bahsi gelecektir. Çünkü unutulmaz filmlerdir. Ama burada bir adamın organları evrimle değişiyor. En sonunda plastiği öğütebilir hale. Plastiği gıda olarak, karbonhidrat gibi, kurabiye gibi plastik yiyebilir hale geliyor. Ve son sahnesinde korkarak o büyük plastik bloğunu ağzına atıyor. Hatta onlar artık fabrikada, yani küçük imalathanelerde üretiliyor. Onu yiyebilen başkaları da var, öyle anlıyoruz. Yani yavaş yavaş bir süre sonra normal gıdaya gerek kalmayacak.
bu kadar okyanusları plastik adalarıyla doldurduk. Her tarafa plastik, kanımıza, her tarafımıza plastik, yeni doğan çocuğumuza plastik girdi. Artık plastik yememizde de ne mahsur var? Budur ya film. Tabii Bir tabii adam tabii. son sahnesinde plastiği atıyor ağzına, bakalım vücudum itiraz edecek mi? Yüzü gülüyor birden. Ay, vücudum çok kabul etti. Çok sevdi bu plastik. Kadar rahatlıyor ki çünkü bütün film boyunca kıvrandı Evet. Hayır. otantiliği. Bütün film boyunca şeye kıvrandı. Normal gıdayı Evet, işte sofra yiyemiyordu. Pardon. falan. Hakikaten o filmin son sahnesi çok müthiştir ama baştan bir de filmin ilk sahnesi hocam değil mi? O anne oğul arasındaki Evet. o O kadarını inanılmaz söylemeyelim sahne. ama sahne anlatılan şey, yabancı da gelse ya çok tuhaf dedi dese, içse de aslında bir gerçek payı var. Çok vahşi bir şey yani, bizi bu kadar plastiğe mahkum etmesi ve o bizi plastiğe mahkum eden, ondan sonra metan gazını en çok çıkartan, karbondioksiti en çok çıkartanlar. Şimdi insanlar şunu yapıyor, ısı artıyor falan diye yalanları kesiyorlar. Bunu ayrıca konuşacağız. Zaten başka kardeşlerimiz de bu programları çok güzel, çok güzel şekilde anlatıyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta size Dead Don't Die, Ölüler Ölmez, Jim Jarmusch. Bir defa daha bahsetmiştik ama orada bir şey var. Ters manyel diye bir terminoloji var bundan sonra aramızda. Şimdi filmler bize ters manyel veriyor. Manyel ne? Jest, mimik, değil mi? Mesela davranış. Mesela siz bir şey yapacaksınız, karar veremiyorsunuz. Ben yap yap diyorum mesela. Eğer bu düz manyelse yapmanızda hiçbir sorun yok, yaparsınız, olur. Eğer ters manyelse yaparsınız, orada çukur vardır, düşer kafayı kırar mesela. Hani ben kasıtla sizi oraya çekebilirim yani. Eğer kasıtla oraya çekiyorsam ters manyeldir. Evet. Düz manyel var, ters manyel. Şimdi ters manyelli filmleri faş edeceğiz. Burası faş etme programı olacak. Hem de güzel film, ilginç filmlerden. Müziği çok güzeldi. Peki Konu yorgalarken? yer yer diyaloglar müthiştir. Ama içeride ters manyel vardır. Yani onu da söyleyeceğiz. İçeride bir sakat malzeme var diye. Şimdi Hocam bu arada filmin adını soruyorlar. Az önce bahsettiğimiz filmin adı Müstakbel Suçlar. tamam. Ama yine kaçıranlar olabilir. Listeyi Bu yazacağız filmleri, size. kitapları listeyi yarın hikayemizde veya posta paylaşırız. Size tam listeyi yazacağız. Arama motorundan da bulmayı istediğiniz şeyleri de hepsini yazacağız size. Yani Evet. böyle tam güzel güzel bir bilgisi olacak bunun. Hatta bir tane de güzel görseli olur. Şimdi THX 1138 ile kapatacağız programı. O da iyi. THX 1138 diye bir film. George Lucas ismini biliyorsunuz. Bu Star Wars'un yapımcıları falan. Ondan sonra onun ilk uzun metrajlı filmi. Distopik bir dünya var. İnsanların artık isimleri yok. İşte bu THX 1138 diye bir numaram var yani. Harfler ve numara. İnsanlara bir ilaç veriyorlar. Cinsiyet diye bir şey yok. Çocuk şey olmasın, nüfus artmasın diye. Böyle kapalı ortamlarda işte işçilik bir şeyler yapıyorlar. Böyle ot hayatı yaşıyorlar. Bu filmi de çok tavsiye ediyorum. Neden olduğunu şundan söylüyorum bakın. Film 1971 yılında yapılmış. Ya 51 yıl önce. 51 yıl önce dünya nüfusu 3,7 milyarmış. Dünya 3,7 milyarken Ne birileri yapmışlar? dünya nüfusunu kontrol etmek için şöyle yapılıyor, distopik ortamlar diye film yapıyor. 50 yıl öncesinde. Peki şu andaki bir film var mıdır bize 50 yıl sonrasını söyleyen? Belki bir tanesi Müstakbel Suçlar'dır. 50 yıl sonra plastik yiyenlerimiz olabilir ya, bal gibi. 8 milyar olduk. Evet, Değil mi? evet. Demek ki yapılan eserlerde ters manyel de olabilir. Belli politikalarda güdülebilir. Her şey olabilir. Hoşumuza giden tarafları, güzel tarafları, pozitif yanları da olabilir. Ama
bu şekil tam gerçeğin göbeğine dokunan bir tarafı da olabilir. İşte hep birlikte bunları konuşacağız. Bize de yorumlarınızı yazarsanız, ya o filmi seyrettim, çok ben şöyle böyle buldum, şöyle buldum diye mümkün olduğu kadar cevap verebilirim. Yani mümkün olduğu kadar. Çok iyi olur. Evet, evet, evet hocam, çok iyi olur. Bir de bu filmle ilgili, hani George Orwell'ın 1984 romanında diyor ya hocam, savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlikse kuvvettir diye. Hani Orwell'ın 84'ü gayet güzel bir totaliter rejim anlatımı ise diyelim öyle. Bu film de Orwell'ın 84'ünün daha serbest bir uyarlaması gibi, sanki böyle kıstırılmışlığın anlatısı gibi. Öyle de diyebilir miyiz? Bu THX 1984. Kapatışı o zaman nostaljik bir lafla yapalım. Yapalım. 1984 yılının şimdi hemen hatırlayabildiğim, ama listeyi görsem bunu da görmüştüm, bunu da görmüştüm derim. Ama şu anda 1984 yılının iki unutulmaz filmi vardır benim için. İkisi de bu gece bahsedildi. 1984 yılında izledim onları. Birisi 1984 filmidir. Richard Burton'ın böyle şeyi oynadığı, Big Brother'ı oynadığı filmdir. 1984 yılında yaptılar. Vizyona soktular. Bir de Terminatörlerin birincisi. Az önce söyledim. Bakın ikisi tesadüf. 1984 lafı geçince program içinde bahsettiğimiz iki filmden de söz ettik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Yeni konu, yeni programlar, böyle cıvıl cıvıl konular, tarih tahrifatçıları ve en yeni şeylerle, meselelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Emel. Sana da. Yani bu kadın tarih tahrifatçılarını tekrar söylemiş olalım. Her hafta bahsedeceğiz bunlardan. Böyle her hafta farklı bir konu, ama önümüzdeki hafta farklı farklı başka konularımız da olacak tabii. Saate kadar bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de az önce dediğiniz gibi hocam, filmleri izleyenler okursa yorumlarını esirgemesinler, yazsınlar programın postun altına. Nasıl olsa biz okuruz onları, onlardan da bahsederiz. Tekrar herkese ve size çok çok teşekkürler. Haftaya inşallah görüşmek üzere. İnşallah. İyi geceler. İyi geceler herkese.